Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yine un helvası tarifi yapıyoruz. Ama bu un helvası başka bir tarif arkadaşlar. Yiyenler içinde ceviz olduğunu düşünecek ama içinde ceviz olmayan bir helva. Buyurun bakalım nasıl yapıyoruz helvamızı. Öncelikle şerbetimizi hazırlamaya geçelim. 1 su bardağı toz şekerimize 1,5 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Ve şekerimiz eriyinceye kadar bir güzel karıştıralım. Ve iyice karıştırdığımız şerbetimizi bir kenara alıp Kıtırlarını hazırlamaya başlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Yiyenler içinde ceviz olduğunu düşünecekler. Ama ceviz kullanmayacağız. Çok farklı bir tarif. Erzurum yöresinde. Annemin yıllardır yaptığı tarif arkadaşlar. Sizinle de paylaşmak istedim. Ve şerbetimizi iyice karıştırdıktan sonra Kenara alalım ve kıtırımızı hazırlamaya geçelim. Kıtırlarımız için 2 yemek kaşığı dolusu unumuzu bir kaseye alalım. Ve üzerine 2 yemek kaşığı süt ilave edip Unumuzla sütümüz birbirine iyice özdeşleşene kadar karıştıralım. Böyle arkadaşlar hamur kıvamı olmayacak. Parça parça olacak. Yani lapa lapa bir hamur hazırlamayacağız. Birazdan göreceksiniz. Böyle yavaş yavaş unumuzla sütümüzü karıştırarak şöyle unumuz parça parça duruncaya kadar sütümüzü unumuza bir güzel yedirelim. Dediğim gibi bunlar ceviz tadı gibi gelecek yiyenlere ceviz lezzetinde olacak gibi olacak ama böyle kendimiz sütle hazırladığımız kıtırlar olacak aslında helvamızda. Bir miktar kaşıkla karıştırdıktan sonra şöyle iyice parça parça olabilmesi için elimizle ovuşturalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parça parça oldular. İlk etapta bunları kavuracağız. Kıtır olmasını sağlayacağız. Ardından unumuzu ekleyerek normal e, devamlı pişirdiğimiz un elvası olarak devam edeceğiz tarifimize. İyice ovuşturduk. Çok fazla kenarlarında un kalmasın arkadaşlar tabağımızda. Çünkü bunları kavurma esnasında kalan unlar yanacaktır ve farklı bir koku olmasını istemeyiz helvamızda. Ve kıtırlarımız hazır. Tenceremize 100 gram kadar tereyağı veya margarin alalım. Üzerine isterseniz 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapabilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı daha sıvı yağ ilavesi yaptıktan sonra tereyağım eridikten sonra ilk etapta kıtırlarımı kavuracağım. Ve eriyen tereyağımı hazırlamış olduğum kıtırlarımı ilave ediyorum. Ve bunları pembeleşinceye kadar yağda kavuracağım. Ardından un ilavesi yaparak un helvamızı normal pişirdiğimiz un helvası tarzında pişirme işlemine geçeceğiz ve hazırlamış olduğumuz şerbetini de üzerine döktükten sonra un helvamız hazır olacak ama kıtırlarımızı ilave ettikten sonra da kontrollü bir şekilde kızartmaya özen gösterelim çünkü çabuk yanabilir onun için karıştırarak hafif pembeleştikten sonra ununu ilave edebiliriz ve yağın içine girince de arkadaşlar dağılmıyorlar hazırladığımız şekilde parça parça duruyorlar. İlk etapta korkabilirsin hamurlaştı mı diye. Ama kızardıkça taneleri daha çok belli olacaktır. Şöyle sizlere de etaplarını göstermek istiyorum. Videoyu da çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kıtırlarımız pembeleşti, kavruldu kavrulan kıtırlarımızın üzerine bir buçuk su bardağı kadar un ilavesi yapalım ve videodaki gördüğünüz kıvamda olsun arkadaşlar helvanız gerekirse yağ oranı gözünüze fazla görüncek olursa gerekirse un ilavesi yapabilirsiniz kullandığınız oranlara göre değişebilir malzeme ölçüleri Klasik un helvası kavurur gibi devamlı karıştırarak orta ateşte helvamız pembeleşinceye kadar kavurma işlemine devam edelim. Ve un helvamızın piştiğinden emin olduktan sonra pembeleştikten sonra hazırlamış olduğumuz şerbetimizi dökelim ve bir güzel kıvamını aldırdıktan sonra istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Daha önceden de un helvası tarifi paylaşmıştım arkadaşlar. Onların linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Ve üst kısmı son, videonun sonunda göreceksiniz. Oraya da bırakacağım. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Ve kavrulan helvamıza şerbetimizi ilave edelim. Ve şerbetimizi helvamıza iyice yedirdikten sonra ocaktan alıp servis yapabiliriz. Yapıp deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığım video ve tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Dediğim gibi tekrar yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.